Merhaba canlar, dostlar, arkadaşlar. YouTube kanalımız Kırmızı Elma 05'e hoş geldiniz. Merhaba canlar, dostlar, arkadaşlar. Tekirdağ ilimizin Süleymanpaşa ilçemize hoş geldiniz. Buraya geldiği zaman Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk sizi karşılıyor. Tekirdağ ilimizin merkez ilçesi olan Süleymanpaşa'da gezecek yerlerimiz, müzelerimiz. Bunun yanında çok özel bir müzemiz var. Türkiye'de tarihi eseri en çok olan bir müzedir. Toplam 23 bin adet tarihi eser vardır. Bununla beraber resim, teknoloji ve fotoğraf müzesi vardır. Namık Kemal evimiz var. Nişantepe, Uşmakdere'de paraşüt yamacı vardır. Rüstempaşa Külliyesi 1953 yılında Rüstempaşa tarafından yapılmıştır. Ve ayrıca Rüstempaşa Camisi vardır. Bunun yanında tarihi İnecik Amamı vardır. Ve Tekirdağ merkezimizde tarihi 5 evler vardır. Tekirdağ'da festivallerle ünlü olan bir ilimizdir. Tekirdağ ilimizin kiraz festivali vardı. Bundan beraber 4 tane daha festival vardı. Tekirdağ ilimiz, özellikle Süleymanpaşa ilçemiz kirazıyla, üzümüyle ve karpuzuyla ve domatesle meşhurdur. Tekirdağ ilimizin Süleymanpaşa ilçesine geldiğiniz zaman Tekirdağ köftemiz var, ayrıbolu peynir tatlımız var, peynir elvamız var, Balkan çorba ve kandilli mantımız var, burma sucuk var, %100 dana etindendir, bulama var, üzüm suyu vardır. Ve Tekirdağ'ın belli başlı birkaç yerine çekimler yapacağız ama en önemlisi gelin, buraları gezin, dolaşın. Özel lezzetleri, özel tatları, özel yemekleri yiyin ve o heyecanı hep birlikte yaşayın. Çünkü Trakya ve Tekirdağ halkı çok güler yüzlü, çok canlı ve çok neşelidir. Merhaba arkadaşlar. Tekirdağ, Süleymanpaşa ilçesinde en çok zevk aldığım ve en çok nefes aldığım ve en çok geldiğim yerlerden birisi. Burası Merdiven Park. Diğer bir ismi de Engelsiz Park'tır. Bu parkımızı ilk önce Yayat Kemal Beyatlı karşılıyor efendim. Daha sonra Mehmet Akif Ersoy karşılıyor. Korkma sörmez bu safakları yüzen al sancak. Sonsuza dek. Engelsiz parkımızı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve çalışanları, ayrıca tüm emeğe geçen sanatçılarımızı, çizenlere teşekkür ederiz. Gerçekten kültür sanatın çok güzel olduğu, engelli vatandaşlarımızın rahatlıkla buradan şehir merkezine özellikle çıktığı çok özel bir parktır burası. Ve burada sonsuza dek kalbimizde yaşayan şairlerimizin, yazarlarımızın, sanatçılarımızın, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün güzel sözleri var efendim. Buradaki sanatçılarımızın çok güzel çizimleri var efendim. Burada akşamları çok güzel ışıklandırma oluyor efendim. Bu gördüğünüz gibi bu merdivenler engelsiz. Özellikle yaşlılarımız ve engelli vatandaşlarımızın canlarının rahatlıkla yürüyebildiği, şehir merkezine çıktığı özel bir yerdir. Bu karşı tarafta da, sağ tarafımızda da Rüstempaşa Camimiz var. Ayrıca külliyesi var. İlaveten sağ tarafında da önünde de çarşı var efendim. Mağazalarımız var, hediyeli eşyalarımız var efendim. Çok sürpriz ürünlerimiz var burada. Bu tarafta yine parkın sol tarafında yine sanatçılarımızın sözleri var, resimleri var efendim. Burada da Cemal Süreyya var efendim. Güzel hayat isteyen güzel insanları biriktirsin. Hep diyoruz, ne olur kötü alışkanlıklardan uzak durun. Hatta kullanmayın, onun yerine kültür, sanat, turizm, spor, eğlence, sinema, tiyatro, müzeler ve sergiler içinde olun efendim. İnsanlar her zaman iyi şeylere layıktır efendim. Evet, burada yürüye şehir merkezine çıkıyoruz efendim. Burası yokuş ama çok güzel projeyle bizler ve vatandaşlarımız, yaşlılarımız çok güzel çıkabiliyor.
sağ tarafımızda Rüstempaşa Camisi var efendim. Karşı tarafımız katlı otoparktır efendim. Buranın en güzel tarafı, yazları burada çok güzel konserler oluyor, festivaller oluyor efendim. Su candır, hayattır, huzur verir, güven verir. Tekir Ağaç Kafe'deyiz efendim. Afiyetler olsun. Burada çayınızı, kahvenizi, yemeğinizi yiyebiliyorsunuz efendim. Selalenin sesiyle beraber. Biliyorsunuz ki su her zaman insana güven ve heyecan verir. Tam karşımızda da Hüseyin Pehlivan sporcumuzun heykeli var efendim. Tekirdağ ilimizin kurtuluşun 100. yılı kutlu olsun efendim. Herkesi, Trakya'nın incisi olan Tekirdağ ilimize, özellikle merkezi olan Süleymanpaşa ilçesine bekliyoruz efendim. İyi tatiller, afiyet olsun canlar, dostlar, arkadaşlar. İyi akşamlar canlar, dostlar, arkadaşlar. Bugün çok özel bir yere geldik. Burası Tekirdağ ilimizin Süleymanpaşa ilçesindeyiz efendim. Burası Soğukkuyu mevkiinin Salı Pazar'ın giriş yeri olduğu, yani Nazlı Çeşme'nin olduğu yerdeyiz efendim. Arkamızda da Alt Eğitim Merkezi var efendim. Tekirdağ'a geldiğinizde yiyebileceğin Tekirdağ köftemiz var efendim. İlaveten Tekirdağ elbamız var. İlaveten ayrıbolu peynir tatlımız var. Bir de çok özel butik pastalarımız var efendim. Burası 1976'dan beri hizmet veren Hakan Fahri Usta'nın yeri. Yüksek kalite, bol çeşit ve özel lezzetli olan bir çok özel bir pasta yeri, butik pastasıdır efendim burası. Kendisi rahatsız olduğu için şu anda ondan bir sohbet yapamadık. Bir sonraki videomuzu ondan çok özel yapacağız. Burası Süleymanpaşa'mızda ilk butik pastası olan yerdir efendim. Ve çok değişik çeşitli ürünlerimiz var, şeylerimiz var. Kaliteden ve hizmetten kesinlikle taviz vermiyorlar. Ve şu anda ikinci kuşak yapıyor efendim. Çok genç bir ustamız ama çok becerikli, çok başarılı bir ustamız efendim. Burada özel kurabiyelerimiz var. Bunlar el yapımıdır, glutensizdir, sağlıklıdır. Ve her gün ilgili kurumlar tarafından kontrol ediliyor efendim burada. Kesinlikle kaliteden ve kaliteli malzemeden taviz verilmiyor efendim. Bu karşıda gördüğünüz hediyelik ürünlerin ambalajlar efendim. Çok güzeldir efendim burası hediyelik. Ve fiyatları çok uygundur ama kalitemiz çok yüksektir efendim. Gelen müşterilerimiz en yönünde çok memnunlar efendim. Özellikle pastaları, ekleri ve sütlü mamulleri çok güzeldir efendim. Burada da çok saf çikolatalı olan ürünlerimiz var efendim. %100 saf efendim, mavilet çikolataları böyle güzelce. Makaron var efendim, meşhur Tekirdağ elvamız var efendim. İlaveten de burada baklava çeşitlerimiz var efendim. Bir de en güzelsi de yazın çok özel dondurması var efendim. Akiki keçi ve koyun sütünden yapılıyor ve fiyatı da çok uygun. Böyle bir lezzeti
Tekirdağ'da değil, Marmara ve değil, Trakya'nın hiçbir yerini bulamazsınız efendim. Ve gelin Tekirdağ'ımızı gezin dolaşın efendim. Hep diyoruz kötü alışkanlıktan uzak durun. Onun yerine oku, araştır, konuş, gez ve yaz. Bol bol gezin, bol bol gezin efendim. Güler yüz desteklerinize. Abone olmayı da ayrıca unutmayın. Bunun yanında olumlu ve olumsuz eleştirinizi bekliyoruz efendim. Çünkü bu kanal sizin. Kırmızı Elma 05 YouTube kanalımız. Şimdi Trakya'nın ve Marmara bölgesinin her yerinde. Bizi izlediğiniz için, bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Şimdiden afiyetler olsun. Herkese iyi eğlenceler. İyi eğlenceler efendim. Güler yüzün nezaketlerinize, desteklerinize, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepiniz önünüzde sevgiyle, saygıyla eğiliyorum efendim. Hoşça kalın, hoşça kalın, hoşça kalın efendim. Tekirdağ'ın merkezi olan Süleymanpaşa ilçesindeyiz. Burası Muratlı Caddesi'nde 1980'den beri çok özel hizmet veren, çok özel lezzetiyle meşhur olan bir lokantadayız. Şu anda üçüncü kuşak olan Samet Usta ile beraberiz. Samet Usta bizi tercih ettiğin için, bizi şey yaptığın için teşekkür ederim, davet ettiğin için. Ben teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bu sırada en büyük farkımız ne? En büyük farkımız diğer rakiplerimize nazaran el yapımı, yani fabrikasyon değil. Burada olay her şey el yapımından ibaret. Köftemiz olsun, diğer yemeklerimiz olsun, çorbalarımız olsun, her şeyi kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince. Gördüğüm kadarı kaliteli malzeme kullanıyorsunuz. Kesinlikle. Ben de uzaktan zaten takip ediyorum. Gerçekten çok kaliteli malzeme. Önce demin bir sipariş verdim. Trakya Birlik yağ şeyini yaptınız. Evet, kesinlikle. Şey yaptım. Zaten lezzetini çok güzel. Teşekkürler. Bu sırada dışarıdan gelen dostlarımıza gönül rahatlığıyla bizim Tekirdağ'ımıza, Süleymanpaşa'mıza davet eder misiniz? Tabii ki de. Muhakkak bu lezzeti başta Tekirdağ köftesi olmak üzere dükkanımızın ve bu dükkanın favori yemekleri olan kelle paça, kuru fasulye, pilav ve hani yerel yemekleri muhakkak tatmalarını özenle, şiddetle tavsiye ediyorum. İlgine teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Estağfurullah. Bu lokantamız özellikle Tekirdağ'ın geçmişiyle ilgili resimleri toplayarak kültür sanata çok büyük değer veriyor ve katkı yapıyor. Burası Tekirdağ Üret Meydanı 1931. Muratlı Caddesi bulunduğumuz yer 1928. Burası Rüstem Paşa'nın camisinin olduğu yer. Tekirdağ'ımız en büyük camilerden biridir. Burası da 1906'dan yer değirmenin olduğu yer. Yaklaşık 120 yıl önceki yer. Kırmızı Elma 05 kanalımızın kültür hizmeti olan kitap hediyesi veriyoruz. Kitabımızın şeyi, araştırma yazar İkbal Bektaş'ın kitabı. Efendim, nacizane hediyeniz için çok teşekkür ederim. Keyifle okumanızı istiyorum. Bu sırada da size hediye olarak da okumak istediğiniz bir kitabınızı not alıp uygun bir zamanda size elden veya kargoyla ücretsiz olarak göndereceğiz. Teşekkür ederim nacizane hediyeniz için. Bizi davet ettiğiniz için, bu röportajda değer verdiğiniz için teşekkür ederiz. Rica ederim. Yolunuz açık olsun. Sizin de efendim. Hayırlı işler, boş kazançlar efendim. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. İlimizin Süleymanpaşa ilçesindeyiz efendim. Burası Hükümet Caddesi'nin olduğu yerdeyiz. Burada çok özel bir esnaf arkadaşımız var. Kültür sanatı çok seven birisi. Ve böyle otantiği seven birisi. Ama kendisi reklamı sevmediği için röportaja katılmadı. Sağlık olsun. Ama kültür sanat hepimiz için çok değerlidir. Bu arkadaşımızın en büyük şeyi güvene ve yeniliğe açık bir insandır, arkadaştır. İlaveten de kültür sanatı çok seviyor ama reklamı sevmediği için röportaj yapmıyor. Ama her zaman o kalbimizin en güzel yerinde. Buradaki sanatçılarımız da sonsuza dek yaşıyorlar. Teşekkür ederiz.